Fenerbahçe, Malatya Spor, Kadıköy'de 3 puan mücadelesine çıkacaklar. Zor bir maç iki taraf açısından da. Maça Fenerbahçe başlayacak. Sisse ile başlıyor. O şimdi Ozan Tufan. Basında Sosa. Serdar İziz bıraktı. Gustavo. Ortada Ozan Tufan. Fenerbahçe klasik düzeninde bugün sahada. Ozan Tufan, Gustavo. Jose Sosa orta sahada. Sisse forvette. Valencia'da bugün sağ çıktı ve Valencia burada topla buluşu ortasını yaptı. İlk tehlikeli atak kaleci Samet. 52 minutta uzaklaştırdı. Zeki Yavru bıraktı Akua. Topla hareket halinde bıraktı Tete. Tete çok önemli futbolcu da. Tete cezalandı gene gidere. Sol ile vurdu Gökhan Gönül'den döndü. Perotti kaptırdı topu. Adem Büyük. Cueva cezalandı girecek mi? Bıraktı Adem Büyük. Adem çık topu. Cueva. Ve top orada Tete'ye çarptı. Yakın offside verdi. Frikik kullanacak. Kısa önünde Serdar Aziz vuruşuyla top kaleye gitmedi. Barat Nibarajı'nın bir defasından geçmedi. Akua takan top. Topla beraber giderken yine Valencia'nın müdahalesi var. Ve taç Fenerbahçe'ye verirken yine zamanlı müdahalesi. Şimdi tehlike yaratabilir. Malatya Spor kuralının pası. Sol tarafta Fofana müthiş sırıldı Gökhan'la. Fofana cezalarına girdi. Pas mevcik ortamı yapacak. Topu biraz ayağından açtı ve Tisseran müdahaleyi yapıyor. Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün pasıyla Valencia sağda buluştu derken Kalem Aközü'yle bir zamanda müdahale yaptı ki hata engelledi. Gustavo'nun pası Gökhan Gönül'e yetişebilecek mi? Gökhan yetişiyor. Direkt ortaladığı Wallace. Zamanında müdahale Jose Sosa. Şimdi Ozan Tufan. Sisse bıraktı. Perotti. Perotti istediği toplardan biri. Araya doğru bir top. Şu. Nerede gol? Yıldız golcüsü Sisse bu haftaya da boş geçmiyor. İşte Perotti öyle güzel bıraktı ki alma atması. Belki de ilk defa istediği toplardan birine buluştu Perotti. Yaklaşık 10 metrelik bir dribblingden sonra müthiş bir ara pası ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Sisse ile. Oyuna tekrar başladı Malatya Spor. Zui'yi özür diliyorum. Top bulmuştu ve topla beraber gidiyor Zui. Tisaran'a üstüne üstüne gidiyor. Cezalarına girmek üzere. Zui penaltı noktasına vuruşu son anda. Serdar Aziz ve Tisaran'a ayağına koydu. İşin ani bir Fenerbahçe hata gelişebilir. Ozan Tufan. Ozan Tufan dribbling halinde. Aslında Sisse. Sisse araya doğru Ozan Tufan için. Çok hızlı bir top. İyi bırakamadı açıkçası. Ozan Tufan'la orada bir anlaşmazlık yaşadılar. Ve şimdi bir kontratak şansı Malatya Spor için. Akua gidiyor. Sol tarafta Fofana. Topla buluştu. Fofana. Fofana cezalarına girdi. Vuracak mı? Ortama yapacak. Top hala kendisinde. Tisaran'a geldi. Fofana ve Tisaran araya girmek istiyor. Olmadı bir türlü olarak top. Kimsenin önünde kalmadı Malatya Spor'da. Ve ilk yarının son nötrü geliyor. İkinci yarıya Malatya Spor'un vuruşuyla başlanınca Tete bıraktı Cueva'ya. Aslında Kayma Fes, Fofana etkili bir oyuncu Tete. Top hem ayağına yapışıyor hem üstündeki bir futbolcu. Hala kendisinde Fofana. Fofana cezanına kadar girdi. Fofana orta mı yapacak? Orta. Kafa direkten. Şimdi bir şut ve kafalarda gol. Dakika 51. İkinci yarı başladığından beri Malatya Spor baskıyı kurdu ve Fofana'nın bireysel becerisine getirdiği top ortayı yaptı. Cueva'nın pasını kafası direkten döndü ve dönen topta Adem Büyük 51. dakikada skor eşitliği getirdi. Şimdi Fenerbahçe ona başladı. Sisse, Ozan Tufan, sol taraf açtı Caner. Malatya Spor akıl hale geliyor. Vermedi offside'de olur çünkü sadece Fofana'ya. Şimdi Tete bıraktı Fofana'ya. Ortaya doğru döndü. Akua cezalına girecek mi? Verdi tekrar Akua'ya. Akua yine içeri doğru girdi. Tehlikeli bölgede. Akua arkadan kesik gelmiyor. Vur o şu toparlarda gol. Cueva atıyor 2-1 oluyor. Kadıköy'de şok. Malatya Spor 10 dakikada bulduğu 2 golle 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında.
ikinci yarıda Fenerbahçe farkı arttırmayı planlarken şu anda 2-1 geride ve tekrar öne başlarlar. Zui top hala kendisinde. Zui pası vermedi. Kendi 20 metrelerin yazı alanında. Tehlikeli olabilir. Üçüncü gol şansı. Şu Atay. Müthiş kurtardı. Şimdi Fofana. Yine Nurgulat da. Bir el kararı. Ahba. Şimdi pasında Tete hızlı olması tehlikeli olabilir. Malatya Spor Fofana geliyor. Fofana sol taraftan girdi. Karşı karşıya. Vuruşu. Çok kötü bir vuruş. Yoksa orta mı yaptı? Yine çıkamadılar yalnız. Şimdi Sisse karşı karşıya Semih'in de yerine yine olması gereken yerde. Yolsun açıklarını da kapatıyor bugün. Ama Fenerbahçe atak üstüne atak geliştiriyor. Şimdi Sisse bütün sırrını bu sefer Semih'ten karşı karşıya çok da kapalı. İlk kez Sisse'ye geçildi. Onda da Sisse affetmedi. 2-2. Müthiş bir maç oluyor Kadıköy'de. Maça tekrar başlayacak Malatya Spor iki takımından oyuncu değişiklikleri. 2-2'lik beraberlik. Dakika 75. Ve zamanda müdahale. Adem büyük topla buluştu. Serdar Aziz'den kuruldu. Tisserand var. Müdahale etmek istedi. Tisserand öne geçti. Pasın da uzaşan. Orta yapacak. Orta. Fofana geliyor orada. Ener Valencia. Müthiş kaderine girdi. Puanları kullanıyor Malatya Spor. Bir orta Semih çıktı kafaya vuramadı. Tekrar atak devam edecek. Glukoki şimdi sıyrıldı. Ve Fenerbahçe kontradan dönüşebilir şu anda. Ozan Tufan. Mert Hakan aldı. Mert Hakan topla beraber kendi yer alanına geçti. Mert Hakan ondan da sıyrıldı. Burası da geçti. Mert Hakan çok tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Üçüncü gol şansı ceza alanında. Semih müdahale edemedi. Sisse vurdu. Sisse kendisine ve takımını bir üçüncü golü. Dakika 87. Fenerbahçe aradığı golü Sisse'yle yakalıyor. Ve maçın bitimine uzatmalarla beraber 5 dakika kala 3-2 öne geçiyor. İşte golü ters açıdan tekrar izliyorsunuz. Malatya Spor tekrardan oyuna başladı. Adem Büyük bıraktı. Zui. Tekrar Adem Büyük. Gustavo bastı. Top aldı Gustavo. Hakem faul dedi. Oyuna şimdi tekrar başladılar. Zui. Pas verecek arkadaşını arıyor. Ozan Şan cezalına girecek mi? Ortaya doğru döndü. Şimdi Adem Büyük şut imkanı arıyor. Adem Büyük önüne Serdar vurmadı. Adem araya doğru. Delukoki ve inanılmaz bir pusur Altay. Altay öyle güzel yer tuttu ki Lukoki belki de Altay'ın korkusundan topa iyi vuruş sergileyemedi. Şimdi Fenerbahçe hata geçebilir. Yine orta topla buluşan Mert Hakan. Mert Hakan Semih'e son anda müdahale etti. Ve maçın son videoyu yapıyor. Fenerbahçe Malatya Spor'u çok zorlandığı maçta Sisse'nin 3 golüyle 3-2 mağlup ediyor. Ve çok önemli bir 3 puan alıyor.